Faruk Aksoy: Örgütlü toplum nereye koşuyor? Yazının başında yer alan soruya bakarak mevzuyu soru haline getirip kendime haklılık kazandırma peşinde olduğumu düşünmeyin lütfen. Sanayi devriminden sonra örgütlenme üzerinden kurgulanan toplumsal bilinç nereye evrildi, nasıl sonuçlar doğurdu, bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz doğrusu merak ediyorum. Epey zamandır örgütlü toplum bilinçli toplum mudur sorusuna bir cevap aradım. Fakat kendi yetersizliğimden olacak işin içinden çıkamadım. Yani kafamda bir şeyler oluştu ama emin değilim. Örgütlü toplum nedir? Örgütlü toplum neyinden belli olur? Örgütlenme ve demokratikleşme arasında nasıl bir ilişki vardır? Daha önemlisi insan niçin örgütlenme ihtiyacı hisseder? Yoksa örgütlenmek bu çağda silahlanmak gibi bir şey midir? Bu meseleleri konuşmalıyız. Bugünü dünyasında faaliyet gösteren partileri, sendikaları, dernekleri, kurgusuz örgütleri, kısaca bütün STK'ları bu devasa organizasyonların ne işe yaradığını konuşmalıyız. Kendi görüşümü arz edeyim. Bence örgütlü toplum fikri orantısız güce karşı koyma niyetiyle ortaya çıkmış olsa da bugün gücü ele geçirme derdine düşmüş bir tehdit unsurudur. Kalabalıktan, çok olmaktan, fazla olmaktan cesaret alarak bir nevi kanunlara dayanarak despotizm üreten, baskı kuran bir şebekedir örgütlü toplum. Düşünsenize bir şehirde en fazla üyesi olan Hemşeri Derneği hangi partiyi destekleyecekse o parti seçimi kazanacak ve o şehri yönetecek. Dernek yönetimi bir karar alıyor. Aldığı kararı bütün üyelerine bildiriyor. Kimi neden destekleyeceklerini anlatıyor. Bu desteğin sonucu olarak elde edecekleri kazanımlardan dernek üyelerine düşecek payı ya da ayrıcalığı ya da nüfusu gerekçe olarak sunuyor sonuç itibariyle o dernek o partiyi destekliyor. Örgütlü toplumsa alın size örgütlü toplum. Örgütlenmişler beraber hareket ediyorlar. Elde ettikleri ganimeti de paylaşıyorlar. Gelin bir de siyasi partilere bakalım. Milyonlarca üyeleri var. Binlerce teşkilatları var. Sözüm ona gönüllü çalışanları var. Hem de gönüllü. Nedir bu gönüllülük? Gönüllülük yarın bir gün iktidar olduğunda olunduğunda gönüllü olunan günleri gerekçe göstererek iktidardan pay isteyecek kişinin üstüne örtülen kuzu postudur. Şimdi bu şahısların oluşturduğu örgütlü grupları düşünün. Onları ikna etmek için farklı kesimlerden farklı bireylerin gasp edilen haklarını düşünün. Bu yöntemle demokratik toplum oluşur mu? Böyle bir şey mümkün müdür? Bugünün dünyasında örgütlü toplum linç toplumudur baskı toplumudur, hatta zulüm toplumudur. Bir partiye üye oluyorsun, bir derneğe ya da başka bir yere aslında içine giriyorsun oranın Dahil oluyorsun, buradanım, burada söylenenleri kabul ediyorum, kabul etmekle de kalmayıp savunacağıma söz veriyorum diyorsun, teslim oluyorsun. Belki bir zamanlar böyle değildi. Örgütlenmek insana kendini güvende hissettiriyordu. Artık geride kaldı bunlar. Bağlantılı olmak, bir yere devam etmek, oradan olmak anlamını yitirdi. İnsanlar kendi medyalarını kuruyor, kendi manifestolarını yazıyor, başka bir kesimde hala klasik örgütlenme peşinde. Acaba diyorum, oyunun kuralları değişir mi? Yeni insan yeni erdemler ortaya koyabilir mi? Mesela en çok oy alanın iktidar olduğu düzenlerden en az oy alanın rica minnet yönetime getirildiği düzenlere geçilir mi? Olmaz demeyin, belli olmaz.